Beret Haber Merkezi'nden gün ortasında mutlu günler Sayın Seyirciler. Günün getirdiği gelişmeleri paylaşmak adına gün ortasında karşınızdayız. Evet, bültenimizin başında gündemden bazı başlıklar paylaşarak başlayalım. Yeni havayolu konusu gündemdeki yerini koruyor Sayın Seyirciler. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın hükümet ortaklarının yatırım yapmasına imkan vermediği yönündeki söylemlerine yanıt verdi. Ülkemizde son zamanlarda artan ani ölümlere ilişkin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği rapor yayımladı. Yerel seçim tarihiyle ilgili düzenleme resmi gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Ve bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Gün dolayısıyla yayımlanan mesajlara da az sonra bakacağız. Bültenimiz içerisinde yer bulacak dış gelişmelerden de iki başlık aktaralım sizlere. Avrupa ülkelerinin liderleri yarın Prag'da bir araya geliyor. Barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım ana başlıklar olacak. Rusya'ya ise yeni yaptırım paketi gündemde. Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeren yaptırımları yolda Sayın Seyirciler. Evet, gün ortasına hayat pahalılığıyla başlayacağız. İstatistik Kurumu'nun verilerine bakalım. İstatistik Kurumu Eylül ayı tüketici fiyatları endeksini açıkladı. Eylül ayı enflasyonu %3.08 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon ise %120.32'ye yükseldi. İşte ayrıntılar. İstatistik Kurumu Eylül ayı tüketici fiyatları endeksini açıkladı. Buna göre Eylül ayı hayat pahalılığı oranı %3.08 olarak gerçekleşti. 9 aylık enflasyon %75.64'e, yıllık enflasyon ise %120.32'ye yükseldi. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %40.17 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti. Endekste kapsanan 485 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı %233.33 tiyatro bileti ücretinde yaşanırken, bunu %143.64 özel dershane ücreti ve %129.93 ile etüt ücreti izledi. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 malsa %40 Türkiye Cumhuriyeti piyango bileti, %32.69 limon ve %32.30 ile roka oldu. Çavuşoğlu'nun değerlendirmeleriyle devam ediyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yeni havayolu şirketi kurulmasına, Bakanlar Kurulu'nun engel olduğu açıklamasına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi Sayın Seyirciler. Çavuşoğlu, havayolunun kurulmasına engel değiliz, tartıştığımız nokta sözleşme maddeleridir dedi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın hükümet ortaklarının yatırım yapmasına imkan vermediği yönündeki söylemlerine yanıt verdi. BRT'de 17. saat programında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Arıklı'nın söylemlerini üzülerek izlediklerini kaydetti. Sayın Erhan Arıklı'nın açıklamalarını üzülerek izliyorum. Kesinlikle hükümetin engel olduğuna dair söylemleri asla doğru değildir. Doğru olan şudur, tüm hükümet bir havayolunun kurulmasını istiyor. Ancak kurulacak olan havayolu bayrak taşıyıcımız olacaksa bunun ana sözleşmesi ve buna bağlı olarak ekleri kamuoyunun vicdanında kabul görecek maddelerden oluşması gerektiği noktasında fikirlerimiz vardır. Bunun dışında havayolunun kurulmasına engel olacak hiç kimsenin bir görüşü yoktur. Herkes havayolunun kurulmasını istemektedir. Bakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu'nda tartışılanın sözleşmedeki maddeler olduğunun altını da çizdi. Sözleşmedeki maddelerdir. Tartışılan asla havayolu değildir. Havayolunun kurulmasını herkes desteklemektedir. Ancak havayolu kurulurken nasıl kurulacağı da uluslararası standartları vardır. Bizim halkımızın hakları vardır. Kurulacak olan şirketin hakları vardır. Bu haklar ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Dolayısıyla tartışılan sözleşmenin maddeleridir.
Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa tasarısı dünkü resmi gazetede yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini tasarının resmi gazetede yayınlanmasını izleyen 20 gün içinde meclis başkanına yazılı olarak sunabilecek. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasada 27 Kasım 2022 olan seçim tarihinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 25 Aralık 2022 olarak düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı resmi gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa tasarısını Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü'nün 85. maddesi gereğince resmi gazetede yayımlamak suretiyle halkın bilgisine getirdi. Gerçek ve tüzel kişiler doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini tasarının resmi gazetede yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde meclis başkanlığına yazılı olarak sunabilecek. Tasarıyla belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasada 27 Kasım 2022 olarak yer alan yerel seçim tarihinin mecliste oy birliğiyle kabul edilen ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Aralık 2022 olarak değiştirilmesini düzenliyor. Ülkemizde ani ölümler artıyor mu? Ani ölümlerin sebepleri neler? İşte bu soruların yanıtını bulmak için yapılan araştırmanın sonucu Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yayımladığı raporla açıkladı. Rapora göre ani ölümlerin çoğu %80'lik bir oranla kalple ilgili Sayın Seyirciler. Raporda en dikkat çekici unsurlardan birisi ise uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerde endişe verici boyutta artış olması. Rapora göre 2019 yılına göre uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2022 yılının ilk 8 ayı itibariyle %500'lük bir artış gerçekleşti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ani ölümlerle ilgili rapor yayımladı. Ölümcül bir hastalığı olmayan bir kişinin beklenmedik bir şekilde doğal yollardan şikayetlerinin başlamasını takip eden süre içerisinde ölmesi ani ölüm olarak adlandırılıyor. Ani ölümler hastalar bir hastane veya sağlık kuruluşuna gelemeden gerçekleşmekte. Ani ölümlerde birinci sırada gelen nedense ani kalp durması. Ani kalp durmalarının çok büyük bölümü dakikalar içinde gerçekleşiyor. Raporda ani ölüme yol açan en sık 5 neden ritim bozuklukları, kalp krizi, kafa içi acil durumlar, akciğer damarı tıkanıklığı ve aort damarı yırtılması veya anevrizması olarak belirtildi. Rapora göre ani ölümler %80'lik bir oranla kalple ilgili. Yaşlılarda ani kardiyak ölüm daha sık olmakla birlikte genç kişilerde de çoğunlukla ritim bozukluğuna bağlı olarak ani ölüm görülebilmekte. Raporda erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha sık ani ölüme rastlandığı bilgisi de paylaşıldı. Ani ölüm riskini artıran faktörlerin de yer aldığı raporda ölüme sebep olan kronik hastalıkların nedenleri arasındaysa tütün ve tütün ürünlerini kullanmak, obezite, alkol kullanım miktarının sınırlandırılamaması, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme. Peki ülkemizde ani ölümlerde durum nasıl? Yasal mevzuat nedeniyle ülkede ölüm nedenleri bildirim formu doldurulmayan kişiler polis kayıtlarına ani veya gayri tabi ölüm olarak geçtiği belirtilen raporda ancak bu ölümlerin tümü tıbbi anlamda ani ölüm tanımlamasına uygun değil tespiti yapıldı. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü Mart 2020'den 31 Ağustos 2022'ye kadar toplam 253 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizdeki ölüm sayılarında COVID-19'a bağlı artışı hariç bırakarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kabul edilen vefat etmiş kişi sayılarına da bakıldığında 2019 yılında aylık ortalama 77.83 oranında ölüm gerçekleşirken 2022 yılında aylık ortalama 81,5 oranında ölüm oldu.
Raporda en dikkat çekici unsurlardan birisi ise uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerde endişe verici boyutta artış olması. Rapora göre istatistiki olarak 2019 yılına göre uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2022 yılının ilk 8 ayı itibariyle %500'lük bir artış gerçekleşti. 2019 yılında 2 kişi, 2020 yılında 5 kişi, 2021 yılında 9 kişi madde kullanımına bağlı yaşamını yitirirken 2022 yılının ilk 8 ayında 10 kişi bu sebeple hayatını kaybetti. Covid-19 geçirmiş olan insanlarda devam edebilen şikayetlerin de planlanması gereken bir sorun olduğu belirtilen raporda, ülkemizde kaç doz aşı uygulandığının bilinmesine rağmen toplumun aşılı kişi oranının net olmamakla birlikte %80'in üzerinde olduğunun açıklandığı anımsatıldı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin raporunda ülkemizde daha doğru ve güvenilir sağlık kayıtları tutmak, toplamak, derlemek ve bu verilerden hareketle daha iyi sağlık politikaları oluşturmanın elzem olduğu da vurgulandı. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Sayın Seyirciler. Geleceğimizi şekillendiren, çocuklarımızı eğiten tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Gün dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun mesajına bakalım. Kıbrıs Türk toplumuna ve insanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı Çavuşoğlu. Ayrıntılara bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu mesajında uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararının alınmasının ardından öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik önemli bir adım atıldığını ve sadece okul içinde değil toplum için de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önemin uluslararası düzeyde belgelendiğini belirtti. Bu nedenle 5 Ekim tarihinin öğretmenlik mesleği açısından evrensel bir önemi ve değeri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 1994 yılından itibaren Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanan 5 Ekim'in öğretmenlerin dünya çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamadaki rolünün anlaşılmasına da fırsat sağladığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızı yetiştiren ve bu konuda sorumluluk üstlenerek bu kutsal vazifeyi icra eden her öğretmenimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve saygıyla selamlıyorum dedi. Ülke gündemine kısa bir ara verip dış gelişmelere bakalım. Avrupa ülkelerinin liderleri yarın Prag'da bir araya geliyor. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk kez düzenlenecek olan toplantısına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 40'tan fazla liderin katılması bekleniyor. Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek. Yarın düzenlenecek toplantıya 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra 17 Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkesi davet edildi. Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye dışındaki davetli ülkeler İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Liechtenstein, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'den oluşuyor. Avrupa Siyasi Topluluğu fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mayıs ayında ortaya atmıştı. Macron'un teklifi Avrupa'da Avrupa Birliği'nden daha geniş bir siyasi oluşumun hayata geçirilmesini içeriyor. Bu yeni bir uluslararası kuruluş olarak değil, daha çok bir siyasi tartışma platformu olarak düşünülüyor. Bu yeni platformda Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da başlayan savaşın etkileri Avrupa kıtasındaki güvenlik ve istikrar, enerji, ekonomi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, altyapı gibi birçok konunun konuşulması amaçlanıyor.
Toplantıda yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Toplantıların barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım başlıklarında düzenlenmesi planlanıyor. İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayınlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor. Topluluğun 6 ayda bir liderler seviyesinde bir araya gelmesi öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya ait 4 bölgenin ilhakını onayladı. Kherson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın ilhakı Rusya'da yasalaştı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasaları imzaladığı belirtildi. Söz konusu yasalara göre bu bölgelerde yaşayanlar Rus vatandaş olarak kabul edilecek. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin imzaladığı kararnamelerle bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Yasalar 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Yüksek Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeren 8. yaptırım paketinde anlaşma sağlamak üzere olduklarını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırması başlıklı oturumda konuştu. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda uzlaşmak üzere olduklarını bildiren Borrell, genel kurul sona ermeden önce konsey içinde bir anlaşmaya varacağımıza ve komisyon tarafından öne sürülen ortak yaptırım tekliflerinin kabul edileceğine inanıyorum dedi. Josep Borrell, Ukrayna ile ilgili politikanın net ve bu ülkeyi Avrupa Birliği'ne katma hedefinin arkasında açık bir amaç olduğunu belirterek artık Rusya'ya bu kadar bağımlı olmayacağız ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin Ukrayna meselesiyle ilgili askeri destek, Rusya'ya karşı yaptırımlar ve diplomasi olmak üzere 3 temel politika aracı olduğunu ifade eden Borrell, her üç alanda da çabalarımızı yeniden ikiye katlamaya devam etmeliyiz dedi. Avrupa Birliği Komisyonu geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketini teklif etmişti. Pakette Rus petrolünün 3. ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi de yer alıyordu. Ve bir deprem haberi. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı o kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 276 kişi yaralanırken yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldi. İran'da yerel saatte 3:51'de merkez üssü Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevredeki kentlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünün Van'ın Başkale'ye İlçesinde yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirilmişti. Avrupa Birliği'nde yeni asgari ücret yasası onaylandı. Yeni yasaya göre asgari ücretin açık kriterlere göre belirlenmesi ve güncellenmesi gerekecek. Uygulanan asgari ücretin çalışanların insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak. Avrupa Birliği üyesi ülkeler asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan yasaya onay verdi. Buna göre asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmayı sürdürecek. Yasal asgari ücretlerin yeterlilik seviyesine yönelik prosedürler oluşturulacak. Asgari ücrete sahip ülkelerin bu ücretleri açık kriterlere göre belirlemesi ve güncellemesi gerekecek ve uygulanan asgari ücretlerin
çalışanların insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak. Yasal asgari ücrette güncellemelerin en az 2 yılda bir yapılması gerekecek. Otomatik endeksleme mekanizması uygulayan ülkeler güncellemeleri en geç 4 yılda bir yapacak. Ücret belirlemesi konusunda toplu iş sözleşmeleri teşvik edilerek yaygınlaştırılacak. Toplu iş sözleşmesinin çalışanların %80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde toplu iş sözleşmesi uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları hazırlanacak. Eylem planları toplu iş sözleşmesi kapsamını kademeli olarak artırmak için açık bir zaman çizelgesi ve özel önlemler içerecek. Daha önce Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanan yeni kurallar Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 2 yıllık bir geçiş süreci sonunda yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs'ın yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu belirleniyor. Cumhurbaşkanının kabulüyle yeniden ülke gündemine geri dönelim sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimli bireylerin hayatını konu alan Bambu filminin ekibini kabul etti. Filmdeki öncelikli amacımız, sizler de biliyorsunuz ki, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki duyarlılığını arttırmaktı. Sizlere Cumhurbaşkanı Tatar, Bambu filminin ekibini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmanın önemine dikkati çekerek Bambu filminin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Mecliste özel eğitim yasası hakkında düzenlemelerin yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda devlet olarak elimizden geleni yapmaktayız dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, hepimiz birer adayız ifadelerini de kullanarak bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmaların küçümsenemeyecek kadar başarılı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin faaliyetleriyle de özel gereksinimli bireylere sahip çıktığını kaydetti. Ekim Dünya Gardiyanlar Günü. İnsanların hayatlarına dokunan gardiyanlar için BRT'nin hazırladığı Gönüllü Tutsaklar belgeseli 8 Ekim'de ekranlara gelecek sayın seyirciler. Kadın gardiyanların öyküsünün anlatıldığı belgesel 8 Ekim Cumartesi saat 20.30'da BRT 1'de yayınlanacak. Burası kimsenin yakınından bile geçmek istemediği, birçoğumuzun yerini bile bilmediği, bilmek istemediği bir yer. Bu yerde en değerli şey özgürlük. Yeri geliyor hemşirelik yapıyoruz. Acaba beni bu cezaevinde ne bekler diye düşünmedim değil. Lakin burada çalışmak çok zordur. Sırasında sevinç, hüzün, mutluluk, sinir, stres, her türlü şeyi yaşıyoruz. Ve bir panayıra gidelim. Güneşköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen 3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı 7-9 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Güneşköy Muhtarlığı 3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Panayır 7 Ekim Cuma günü saat 17.30'da köy meydanında düzenlenecek törenle başlayacak. 3 gün sürecek panayır, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Panayırda kurulacak standlarda narla ilgili ürünlerin yanı sıra Kıbrıs'a özgü el işi, yiyecek, içecek satışları da yapılacak. Güneşköy Muhtarı ve Kıbrıs Türk Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, BRT'ye panayıra ilişkin bilgi verdi. Darbaz, köydeki üretilen ürünlere ekonomik değer kazandırmak ve nar üretiminin gelişmesine ve artırılmasına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını kaydederek herkesi panayırı ziyaret etmeye çağırdı. Bu yılda yani 70'in üzerinde bir stand var. Yaklaşık 16-17 tane konserimiz var. Çocuk etkinliklerimiz var. Çocuklar için işte balon bükme, yüz boyama, ikramlar. Yaşlılarımız için aynı şekilde
Detayları zaten şeyden de baktıklarında orada görecekler. Yani çok geniş, çok ince düşündük ve her geçen gün yapmış olduğumuz işte veyahut unuttuğumuz hatalar, yanlışları düzelterek çok güzel bir panayırımız olacak diye düşünüyorum. Ve bir duyuruyla noktalayacağız. Karayolları Dairesi Müdürlüğü Kuzey Sahil yolunun Tatlısu Kaplıca arası ve Kaplıca Balalan arasındaki yol güzergahının bazı kesimlerinde zemin etüt çalışmaları yapıyor. Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada bugün başlayan çalışmaların 17 gün boyunca devam edeceği kaydedildi. Açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayınımız para piyasalarıyla Damla Soyerp'le devam edecek. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Kurlara göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 18.57'den, Euro TL 18.45'ten ve Sterlin TL 21.16'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 0.99 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını %0.08'lik yükselişle 3.460 puandan tamamladı. Ve kripto paralarda 2 gündür devam eden yükseliş trendi sürüyor. Bitcoin 20.031 dolardan, Ethereum ise 1349 dolardan satılıyor. Ve altına bakalım. Gram altın 1000 TL seviyesinin üzerini korumaya devam ediyor. 1019 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1667 TL'den, Cumhuriyet altın da 6859 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatı ise 1706 dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüşün ons fiyatı 20 doların üzerindeki seyrini korurken petrolde yükseliş hakim. Zira OPEC Plus toplantısı bugün gerçekleştiriliyor ve 2 milyon varillik arz kesintisine gidebileceği endişeleri taşınıyor. Bu nedenle petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir var. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı öğle saatlerinde 91 dolar seviyesindeydi. Gün ortasında piyasalardaki son durumu sizlerle paylaştık. Hoşçakalın. Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Kıbrıs Türkspor Yazarları Derneği salonunda yer alan genel kurula 12 üye kulüpten 10'u katılırken Mali Rapor 8 kulübün onayıyla aklandı. Genel kurulda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Mausa Gelişim Akademisi Mali Rapor'a red oyu kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Alsancak ise genel kurula temsilci göndermedi. Basketbol U17 Kızlar Ligi'nde final serisi bu akşam başlıyor. Leventspor'la Alsancak arasında oynanacak serideki galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Final serisinin ilk maçı bu akşam saat 19'da Levent Kolej Spor Salonu'nda oynanacak. İkinci maç ise 7 Ekim Cuma akşamı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda yapılacak. Seride eşitlik olması durumunda 3. maç Levent Kolej Spor Salonu'nda 8 Ekim Cumartesi oynanacak. Tekvando Karate Judo Aikido Federasyonu bir diğer ana organizasyonunu İzzet Mustafa Kaysu anısına gerçekleştirdi. Federasyonun Tekvando Karate Budo Yongpum Sekatanı müsabakaları Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde yapıldı. Bayanlar Yong'da Defne Üresin Okçu, Rojin Özer, Elif Baştaş, Şebnem Ergit, Zeyran Az Ağan, Havin Yılmaz, Zeynep Keskin, Elena Gordoev, erkekler Yong'da ise Sam Noruzi, İzzet Tok, Barış Erfenike, Özkay Özer Ramiz, Çetin Çift Süren, Muhammed Yolah, Kerim Karpuz ve Dimitri Gordoev kategori birinciliklerinin sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında günün maçları tamamlandı. A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. A grubunda Liverpool evinde Rangers'ı 2-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Napoli Ajax deplasmanında 6-1'lik farklı skorla galip geldi. Ajax Avrupa Kupaları tarihinde ilk kez karesinde 6 gol gördü. Napoli'nin 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı. Inter C grubu mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken Barcelona 3 puanda kaldı. C grubunda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken son sıradaki Victoria Pilsen ise 3. maçtan da puansız ayrıldı. Diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar ise şöyle. Club Brugge 2, Atletico Madrid 0. Porto 2, Bayer Leverkusen 0, Bayern Münih 5, Victoria Pilsen 0, Eintracht Frankfurt 0, Tottenham 0, Olympique Marseille 4, Sporting Lisbon 1. Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F grubundaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin sultanları bu sonuçla organizasyonda çıktığı 6 maçta 5. galibiyetini elde etti. Türkiye bugün Kanada ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.30'da başlayacak. Turkish Airlines Euroleague'de heyecan başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2022-2023 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Toplam 9 ülkeden 18 takımın yer alacağı organizasyonda bu sezon Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'te 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko temsil edecek. Anadolu Efes kupa 1'in ilk haftasında 7 Ekim Cuma günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Evet, dün efendim Batı Mesarya bölgesinde, özellikle Gazivaran yöresinde 12 kilogram yağmur düştü efendim. O yerin etrafına da 1 ile 5 kilogramlık yağışlar düştü. Toprak ilk yağmurlarını diyeyim buluştular. Evet, yağmur var mı? Bugün özellikle öğle saatlerinde sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Yarın ise yağış geçişini görmek mümkün. Evet, nemli hava kütlesi, oldukça nemli hava kütlesi cumartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin az üzerinde seyredecek cumartesi gününe kadar. Pazar gününden itibaren havanın az nemli bir pozisyona ve sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyrederek hafta pırıl pırıl güneşli geçecek. Evet, bir ön tahmin verecek olursam yaklaşık 20-21 Ekim'e kadar havanın yağsız geçeceğini söylemek mümkün. Tabii söylemiştik. Cumartesi gününe kadar yağış var demiştim. Evet, bugün özellikle öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak veya sağanak yağmur bekliyorum. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 32, Güzelyurt ve Girne'de 31, Lefke'de 27, Alev Kayası'nda 28, Larnaka'da Yeni Erenköy'de ve Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 29, Zaferburnu'nda 28, İskele'de 32, Gazimağusa ve Limmasol'da 30,
BAF'ta 29 ve Trodos'ta 18 derece efendim. Ve gecemiz açık ve az bulutlu geçerken en düşük hava sıcaklığı Güzelyurt'ta 15, Lefke'de 18, Lefke'de 21, Lefkoşa'da 18, Girne'de 22, Alev Kayası'nda 17, Yenerenköy, Dipkarfazla ve Mehmetçik'te 22, İskele ve Gazimağusa'da 20, Larnaka'da 19, Limasol'da 20, BAF'ta 21 ve Trodos'ta 10 derece efendim. Ve yarın yine parçalı bulutlu bir görünüm ve yağış geçişini görmek mümkün yarın. Ve en yüksek hava sıcaklığı Güzelyurt'ta 30, Lefkoşa'da 31, Lefke'de 27, Girne'de, Yenerenköy'de, Dipkarpaz'da ve Mehmetçik'te 28, İskele'de 30, Larnaka ve Gazimağusa'da 29, Limasol'da 27, BAF'ta 28 ve Trodos'ta 16 derece efendim. Denizlerimiz bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçmesini bekliyorum. Ve rüzgarlarımız kuzey sahillerimizde ve batı sahillerimizde kuzey ve batıdan 3-4, doğu sahillerimizde ve güney sahillerimizde ise güney ve batıdan 3 ile 4 bofor kuvvetinde. Evet, bofor kuvvetinde. Hafif yer yer orta dalgalı bir deniz, 1-1,5 metrelik de dalga boyu oluşmasını bekliyorum. Ve sizin için yine deniz suyunu ölçtüm. 27 derece buldum efendim. 27 derece. Tabii ki diyeceksiniz ki yağmur veriyorsunuz, sağanak yağmur veriyorsunuz. Yine bir orman yangın olasılığını da söylüyorsunuz. Evet, devam edeceğim efendim orman yangın olasılığını söylemekte. Yüksek efendim, yüksek. Kesinlikle yağmur bile yağsa ateş yakmayın efendim. Ultraviyole radyasyonumuz da yüksek efendim. Yarın bir yağış geçişini görmek mümkün. Evet, cumartesine kadar da yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Fakat pazar gününden itibaren diğer haftaya girdiğimizde havanın az bulutlu veyahut açık az bulutlu olduğunu görürken mevsim normallerinin 3 ile 4 derecede sıcaklıklarının yükseleceğini tahmin etmek mümkün bugünkü haritalarımıza göre efendim. Evet, diğer yayınlarımızda ne yapıyorduk? Buluşuyorduk, görüşüyorduk ve ne diyordum ben sizlere? Hoşça kalınız diyordum.